Gel gel gel. Geliyorum. Geliyorum ha. Geliyorum. 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 Biz babamla dışarı gidiyoruz arkadaşlar. Camdan anlatamadık, anlaşamadık. Şimdi dışarıda konuşacağız. Bakalım ne anlatacak babam bize. Ayağımızı giyelim de. Babam kara lastiğini giydi. Ben de giydim. Ne aldın be anne? Çiçek aldı, çiçek. Oğlum. Bak kızım. Şimdi. Bu cebi sürgünü çekeceğim. Çektiğim zaman. Arabayı ötten beri bak gel buraya gel. Geldim ha geldim. Arabayı ötten beri çekersin buraya. Anladın mı? Anladım. Burası da düz. Burayı düzleyeceğiz. Düzleyeyim ama. Altında da araba girecek. Araba girecek altına. Anladın mı? Bu cevizi buradan alırız. Bu ceviz abi eğri güne. Eğri güne. Bu ceviz. Bu cevizi alırız. Evi abiye yaparım evi. Abiye. Elma yanından beri. İki içeri. Şurası olmaz mı şurası? Olmaz. Cevizle Muş Mulan'ın arası. Olmaz kızım olmaz. Niye? Yok oluyor. Ana yardım edersin. Ya anama yardım ederiz senden beraber de. Şuraya koysak evi? Nereye? Buraya yarısı evin burada olsa yarısı aşağıda olsa. Arabayı koyarız buraya baba. İlla arabaya garaj lazım değil. Buraya gel. Geliyorum. Anan yakın olması için abiden beri evi yapar Allah izin verirse. O zaman Muş Mula kesilecek o zaman. Kesilsin. Abi orası kesilir. Bu orası kesilir. Bunu alıyoruz. Burası. Bak şimdi. Burası uçurum. Oraya ev olmaz. Ev olmaz buraya. Oraya yapalım en iyisi baba. Buraya en iyisi. Babam bana evimi yapacak. Allah izin verirse ölmesek. İnşallah. Oğlum. Ne Allah, ne haber la sen? Ulan ne haber la? Sev beni diyor bak, sev beni ne diyor Allah sana. Canım. Yumuş. Anasına bak ya, anasına. Annem de ahıra gidiyor. Anne ben alayım elindekini. Bırak sen şeyi. Kovayı bırak kovayı. Babam evin yerini çizdi planını. Çizdi mi? Sonra şuraya yapalım dedi ama burası uçurum dedi anne. Öyle mi? Buraya yapacağız. Buraya. İnşallah. Ceviz ağacı gidecek illa. Ceviz ağacı gidecek. Ceviz ağacı ceviz vermiyor. Ta. Hep kurttu bu sene cevizi. Kuruyor. Çekiç kırmıyor cevizi. Keseceğim ceviz ağacını. Tahtasıyla beton dökeceğiz. Yok, tahtasıyla beton dökeceğim. Hadi, tamam. Allah izin verirsen. Sen in, getiriyorum ben. Ha geri çıkmaz, gelmez. Allah nasip ederse inşallah arkadaşlarım. Babam pil projeyi çiziyor. Üzüm düzle orayı. Düzlenecek. Üzümle beni alırım, çarda alırım. Üzüm var ya şeyde. Ne yapayım ben ya? İnşallah, inşallah baba. Allah sana sağlık versin de baba. Amin. Gerisi önemli değil. Geliriz yanınızda dururuz. Ne olacak? Sizin kapınız açık buraya kızım. Her zaman gelin. İşte siz varsınız kapımız açık. Allah sağlık saat versin. Ta evden çıktık. Ay Allah'ım yarabbim. Şöyle Yumuş'un ve bizim ineğin yalı. Hemen şunları bir götürelim. Yumuş'un yemeğini. Ver. Tekneye sürdüm ağzını. Yok. Oğlum. Annemiz benim oğlum. Pişsin de gitsin. Yok. Dur. Dur oğlum. Hani. Orada önünde çanak. Çanak orada baba orada. Gel. Dur. Ha. Aferin oğluma.
Aferin oğluma. Ver, ver bana ver. Aferin oğluma. İçini çarka ver bizim çarka. Tamam. Oğlum benim. Yemeğe niye geç veriyorsun kız bunu? Baba ekmek verdim ya, hafıra gidelim. Ha ha. Eve çıktık. Şöyle babamla kahve içeceğiz arkadaşlar. Hemen suyu koydum. Şimdi kahvesini de ekleyeceğim. Kesilince mi? Aha. Aşağıya doğru eğimli ya baba. Eğimli hem de. Parça parça dallarını üstten kesmek lazım. Keseceğim de. Sen kesemezsin onu. Ben bir kesemem de. Bir kesene bulurum da söyleyeyim. Sen gene de bana sormadan kestirme kimseye, yok, tamam yok, mı? Yok yok, ben sana sorarım. Belki hiç o kestirmeyiz onu hiç. Şöyle kahvemizi de ekledim. Çok az şekerli istedi babam. Şekerini de ekleyelim. Şimdi camın önüne oturdu babam. Ceviz ağacıyla alakalı planlar yapıyor. Şöyle yavaş yavaş kahvemiz burada olsun. Ben de tezgahımızı toplayacağım. Kahvaltımızı yaptık. Niye baba? Biliyorum. Cevizi de en sona getirip cevizi. Biliyor mu? Niye biliyor mu? Niye? Ya, tahtasını şey yaparım. Kalıp mı yaparız? Aşağı kalıp yaparım. Kalıp tarzı yaparım. Ya ne kadar kaldıracağım? Bir kere kaldırırım da. Bak vereyim. Gönül hiç kocam neler yapasın geliyor ama güç yok. Neyse. Neyse sen ya, kendi yapmasa yaptırır canım, Allah Allah. Yaptırırım ya. Bakayım paranla. Baba az ışığı açayım da. Aç. Bu kaç lira para çarpat canım. Ya niye karıştırıyorsun adamın para işlerini? Ev yapacağız da. Aha. Kahvemiz köpürdü hemen. Alalım fincana. Sonrasında babamla içelim. Köpük almadım. Köpüksüz oldu. Gördünüz mü? Neyse şu köpüklü olanı babama vereyim. Tamamdır. Şöyle al baba çikolatanı. Kahvenin yanında. Su da ver kızım. Su da vereyim. Heh, babam işi biliyor valla. Su da vereyim. Şöyle bunu da bırakayım. Hemen suyunu da vereyim babama. Kahvemi aldım. Balkona geldim arkadaşlar. Yani şu manzarada bir kahve içmese miydim? İçemedim. İçti güçtü, içemedim valla arkadaşlar. Şimdi şöyle güzel güzel bir keyif yapayım. Hava yine kapalı. Bir yağdı, bir açtı. Ondan sonra... Şimdi biraz yükseldi gibi sanki. Kahvemi yaparken bir taraftan da bulaşığı yıkadım. Mutfağı toparladım arkadaşlarım. Kahvaltı bulaşığını kaldırdım. Ondan sonra babamla kahve keyfi yaptık. Balkon toplanacak, temizlenecek. Anama çok faydam dokunmadı arkadaşlar. Bakın buralar böyle. Buralar böyle bekliyor. Temizlenmeyi bekliyor ama yağmur olduğu için, soğuk olduğu için de temizleseniz de temizlik kendini göstermiyor. Köy yerleri böyle. Şöyle şu kahvemi içeyim şurada. Ondan sonra annemle gübre atmaya gideceğiz arkadaşlarım. Kuş cıvıltıları. O zaman bana afiyet olsun. Yapın kahveleri, beraber olsun. Telefonum çalıyor. Bizimkiler arıyordur belki. Bir bakayım. Göster daha bize kazdığın yerleri, haydi. Babamın tarlasına gidiyoruz arkadaşlar. Dağ diyoruz, şurayı göstereyim. Şu ağaçlar var ya güzel arkadaşlarım, bakın şu arkada görünen ağaçlar, şu sıra sıra olan ağaçlar, onun bu tarafı bizim olan yer. Orada o ağaçlar tali engelerin, onun bu tarafında kalan yer hep ağaçtı, böyle orman gibiydi. Dağ diyoruz oraya, hani adı dağ diye geçiyor, önceden ağaçlar olduğu için. Dağ denince orası aklımıza geliyor yani, anlayacağınız. Ağacı kestirildi, fındık dikildi, su deposu yapıldı. Babam da su deposunun etrafına tarla yapmış. Telefonda böyle sürekli tarla yapıyorum kızım, tarla yapıyorum kızım diyordu. Şimdi gideceğiz beraber gübre atacağız. Hem de babamın tarlasına bakacağız. Şöyle bahçe kombinimiz, ev kombinimiz aynı günlerdir. Köye gelince öyle arkadaşlar. Taytımın üstüne şu yeşil eşofman altımı giydim. Vallahi üşümüyor insan öyle olunca. Haydi gidelim bakalım. Hani babam geliyor mu?
yıkadığımız yerler oldu leş gibi. Haydi baba. Geliyorum, geliyorum. Haydi. Şu çubuk ne derseniz, horozun çubuğu. Horoz beni takalıyor ya. horoz peşime düşüyor arkadaşlar. O çubukla geldim geçen gün eve kadar. Ne olacak bu horoz baba? Horozu satacağım ya. Sat sat. Sen satsan horozu kaç lira ediyor? Kaç lira ediyor baba horoz? 350 yapar. Doğru, daha fazla doğru. Fazla eder ya. Ya belki 400. Hı. Yapar. 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 500 mü? Sen 500 mü veriyorsun anne? Ben istemiyorum orozu. Yağmur atıştırmaya başladı arkadaşlarım. Hemen şöyle gidelim bakalım. Evet, bugün uykusuzum bugün. Birazcık yorgun gibiyim. Ama çok şükür Allah'a kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi annemle babamla gideceğiz. Dağa gideceğiz. Bu bereyi de çıkarmıyorum. Bu Ali'nin polar hırkasını mı diyeyim ne diyeyim. Siirt'teyken almıştık bunu. Böyle köye getiriyoruz hani uzun zamandır evimizde olan. Efendim baba. Abine bu okara gel kızım. Buradan mı çıkacağız? Ha ha. Ya. Oradan gideceğiz. Ha. Anan gelemez. Ha, ver bana elindekini ver. Senin elindekini kim taşıyacak? Ben taşırım. Öyle. Sen bunu al da ben onu taşıyayım. Sen kolun ağrıyor çık. Benim sol kolum ağrımıyor, sağ kolum ağrıyor. Yani ver. Buradan mı çıkacağız? Evet, baban çıkmış. Bayağı da ağır ha. Geç baba sen. Olsun. Biz şunlarla bir çıkalım arkadaşlar. Düşmeden çıkacağız inşallah. Ben şimdi telefonu bırakıyorum ve dikkatli. Şeyi çıkartamıyor musun? Çıkıyorum. Babam cizmesine çıkamıyor mu karıda? Oy. Ağır ha. Bu da çok ağır anne. Kaç kilo bu? Cizme. Gübre de ağır anne. Nereye? Ha fındık. Bak filizlemiş ya baba. Tutmuş babamın diktiği. Bunları da beraber dikmiştik. Arkadaşlarım babam dikerken çekmiştim. Daha önceki köy videolarımda. Bakın. Şöyle. Tutmuş. Annem atıyor. Başladı. Ay. Çilek dikecekmişiz buraya baba. Ya abiyi dur atın da. Tamam çık. Bırakıyorum telefonu. Hem fındık yukarıdalanıyor. Ay taşıyamıyorum. Uy. Haydi anne. Nefesim. Aha sinir. Ne sanırım? Sinir. Gel anne. Dur geliyorum biraz. Hay ağzım dilim kurtuldu. Buraya tarla yapmış mı bak. Nane diktim birileri. Ya. Ha, nane. Sen mi getirdin diktin naneyi? Burası tarla mı diye ben bilmiyorum. Pancar topluyorduk gel yine bir. Ha. Abiye bakalım abiye. Hadi. Haydi. Al telefonunu. Çıktık yukarı. Ev kaldı aşağıda. Şurayı çıktık. Çilek mi var? Çilek. Nerede? Kökü var kızım. Ha. Ha gelmişiz ya su deposunun yanına. Daha anne bu gübreyi yukarı mı çıkarayım? Yanıma getir böyle. Sana doğru ha. Ay nasıl güzel çiçek var orada. Onu çekmem lazım arkadaşlarıma. Şuraya bırakayım da devri yuvarlanmasın. Böyle bizim bahçelerde böyle. Bir şey koyacağız önüne. Fındık ocağına dayayacağız. Şu çiçeği göstereceğim size. Göstermesem olmaz. Bunlar böyle yabani sıklamenler. Bunlar da çok güzel oluyor da. Ay eğileyim şöyle. Fındık ocaklarından, fındık dallarının altından. Geçiyorum. Sen diktin değil mi baba bunları hep? Aha. Nasıl güzel tutmuş bak maşallah. Aha. Bunlar böyle şu dallar şöyle fındık ocağı olacak işte arkadaşlarım. Oy. Şunu göstereceğim size.
Bakın, bakın, bakın şu minnoşa, şu güzelliğe bir bakın ya. Bunlar satılıyor ya zaten arkadaşlar. Neydi bunun adı? Aklıma gelmiyor. Ama biliyorsunuz ne olduğunu. Nasıl güzel. Dikip götürsem mi acaba ya? Baksanıza. Hay maşallah, subhanallah. Çok güzeller. Şunlar da işte sıklamen. Bakın şöyle soğanlı. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Diken, elime batma diken. Nereye baba? Şöyle. Şöyle daha rahat mı gösteririm? Bakın. Kırmızı soğanları var. Nereye yukarı geleceğim baba? Ya gel daha yukarı gel daha. Hani senin tarlan? Aha. Aha, tarlan baksana. Tarlaya mı gelecek gübre? Baba ben az aşağı ineyim de gübreyi alayım. Ben buraya çıkmayalı kaç sene oldu. Çok sene oldu buralara çıkmayalı. Şu gübreyi alayım da geleyim. Görüyorsunuz değil mi nasıl yokuş olduğunu? Şöyle çekince anlarsınız. Annemin olduğu yere bakın. İşte burada hep böyle ağaçlar vardı. Dağ diyorduk buraya. Neyse. Oh. Buralarda gezmeye gençlik lazım. Biz tamam da. Anam babam uğraşıyor işte. Yer yurt olunca. Toprak olunca uğraşılıyor. Haydi şunu alalım da gidelim. Bunlar da bizim sırgan bacılar. Cayır cayır yakarlar insanı. Annem de gübreliyor işte onları bakın. Onlara vermiyorum. Onları ayıramamışsın. Bunu nereye götürüyorum şimdi? Babam anasını atacağım, onu da alacağım. Sen erken dönmesen de sen bırak bırak ben taşırım anne. Niye ikide bir elimden alıyorum? Almaya uğraşıyorum. Ne zaman kazacaksın? Geleyim kazmaya. Sen ne zaman kazacaksın? Sen kazdelemezsin Ramazan. Sen Ramazan'da mı kazacaksın? Mısır mı ekeceksin? Mısır. Şöyle gidelim. Bakın ağaçlar var burada. Ağaç kalıntıları. Çok büyük ağaçlar vardı. Çeşmeyi açıp su depomuz burası arkadaşlar. Camiye, bütün mahalleye, köye buradan su dağılıyor. Bizim bahçemizden çıkıyor su. Daha önce de söylemiştim. İşte buradan dağılıyor su. Köylü, yani köylümüz, bütün köy şu deponun sayesinde suya kavuştu. Şuradan aşağıdan geliyor. Efendim baba? Kızım, abiye bak abiye. Nereye? Kaldım buraya. Geliyorum, geliyorum. Şey var ya, o cam baştan aşağı indiğin yerden görürsün, hep güğümlerle su da aşıyordu. Evet, güğümlerle caminin yanından bu tarafa güğümle su taşınıyordu arkadaşlar. Evlerimizde su yoktu. Ben 10 yaşında falandım. Sonrasında bütün mahalle böyle güğümlerle su taşırdı. Çeşmeye gidilirdi. Çeşme yanında çamaşır yıkanırdı. Ondan sonra beyazlı çamaşırlar kaynatılırdı. Sonra eve gidip asılırdı bir güzel böyle. Mahalle böyle bembeyaz falan olurdu. Böyle rengarenk çamaşırlar asılırdı. Ondan sonra işte su dedemin yerinde. Annem ön ayak oldu. Bütün mahalle dedi suyu alsın. Herkes beraber çalışsın ama bütün mahalleli su yolu kazdı. Kanal kazdılar, borular, masraflar her şey ortak bir şekilde karşılandı. Caminin de suyu yoktu. Camiye de su verildi. Allah ölmüşlerimizin ruhuna değdirsin inşallah. Dedemin Allah razı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Gerçekten susuzluk çok zor. Allah kimseyi susuz bırakmasın. Ben su arkası yarım.
izliyordum. Onu önüne kaldım. Köylüye ön ayak oldum, yaptırdım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'ın izniyle. Öyle yani arkadaşlarım. Babamın tarlasına geldik. Hoş geldiniz babamın tarlasına. Görün babanın tarlasını. Hemen şimdi baba çok yerde kazmışsın maşallah. Geçiyorum, daha ne bileyim ben. Vakit geçiriyorsun ha? Ha, vakit geçiriyorum. Ama zayıflamışsın işte, yorulmuşsun. Ya yoruluyorum ben, zayıflayayım ne olacak? Yerim alırım kiloyu de. Ha, alırım, veririm yine alırım. Avratı görünmüyordu. Hep çoktu böyle. Ne güzel her işte. Her yapınca ne güzel olmuştu ha baba. Ne güzeldi. Annem bir kovayı bitirdi. Son oyuncuyu da aldı. Şimdi ata ata eve gidecekmişiz. Ata ata eve gidiyoruz. Haydi gidelim, evde işim gücüm var. Dışarının işinden evin işine zaman kalmıyor arkadaşlarım. Ya. Öyle ezanımız okunuyor. Gübreleme işi de bitti. Bir taraftan girdik, şuradan girdik, buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. İniyoruz yani aşağıya. Anne buradan sen nasıl ineceksin? Buradan inemezsin. İnemezsin buradan anne. Yani yukarı çık bence. Ben inerim. İnşallah. Atayım mı tenekeyi? Tenekeyi. Şunları gösterecektim arkadaşlarıma ya. Bakar mısınız? Şu minnoşların güzelliğine. Ben ineyim şuradan bir sağ salim Allah izin verirse. O karga samsanı çiçekti. O şeydi anne, zambaktı o. Ay sümbül, o gerçek sümbül o işte biz. Ay başım döndü. Sümbül diyoruz ya. He. Sümbül onun adı işte, gerçek sümbül o. Öyle mi? He, bizim buradakiler nergis. Öyle diyorlar, niye bileyim, bilemiyorum. He he. İyi kızım adını. Tamam iniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ver bana. Ah. Bak nasıl iniyormuş. İn bakayım hadi. Ben köylü kızıyım. Köylü kızısın da belin sakat. Belime hiçbir şey olmadan ineceğim. Tutayım mı elini? Kayınca. Dur tutayım ben seni, dur. Ayağım bekledi. Ben tutmasam daha rahat ince. Ah 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 Fatma, buralarda ah Fatma. Ne yapayım? İş güç bitmiyor. Bitmiyor işte. Ne güzel ezanımız da okundu. Ezanımızı da dinletmiş oldum size güzel arkadaşlarım. Rabbim şu ezanlar hürmetine seneye de inşallah sağlıkla, sıhhatle, eksilmeden Ramazan'a kavuşmayı nasip eylesin inşallah. İbadetlerimizi, dualarımızı Rabbim kabul eylesin inşallah. Günahlarımızı affeylesin. Rabbim iyi günden, güzel günden, sağlıktan, sıhhatten hiçbirimizi ayırmasın inşallah. Tecrübe ettim. Açık üstten atsana anne, tele takılıyor. Bak ağacın üstünde kaldı. Oradan geçeceğim de sana ya. Nereden geçeceğim? Atsana maydanozlarıma. Bir daha gelince toplayacağız inşallah. Tele takılsa da dibine gider. Ağacık bak abi, bunu diyorum ben. Neyi? Senden gitti mi? Sen gitti. Anneydi. Ne o? Kurumuş. Sümbül mü? He. Şey çiçek ağı var orada. Abi. Altta ha. Gri ucu açtı. Ha çiçek açmıyor. Ha gri ucu. Sen geçtiğin gibi oldu. Ha. Yamuldu beli. Dur diyorum işte. Ne yapayım? Babam eve gitti. Ben de birazcık maydanoz topladım. Eve götürdüm. Annemle bezelyelere çalı dikeceğiz arkadaşlarım. Bezelyelere çalı dikemedim kızım, dikemedim deyip duruyordu. Onu da halledelim dedik. Aslında bakarsanız ben bugün döneceğim. Anne diyorum, mutfak dolaplarını şöyle dışından bir sileyim falan diyorum. Kızım onu ben yaparım, dışarının içini halledelim diyor. Onu ben yaparım, dışarının içini halledelim diyor. Bezelyelere çalı dikmemiz lazım. Onu yapacağız şimdi. Bahçe işleri zor. Ama güzel. Çok şükür Allah'a. Çok güzel. Ah, insan stresini atıyor da anne, toprağa dokunmak gibisi var mı? Yeşilliğin içinde yaşamak, toprağa dokunmak. Tabii ki zor yanları da olacak. Bir gördüğünüz gibi düşme tehlikeleri falan. Ama çok şükür. Yerimiz var, yurdumuz var. O kadar da olur. Ay. Nereden vereceğim çalıyı? Ben
Ben sağ vereyim. Nereye götürürüz? Git ileri doğru. Şuna. Abuna git. Abuna sen. Senin de ben vereyim. Ama yan yana bir doğru. Aşağı alt tarafından mı? Ayağın yana, ayağın yana. Şöyle mi dikeceğim? He. Böyle. Evet. Bastır ismi. Ucunu da sivrildin mi? Aha, sivrildim. Şöyle ucunu sivriltmiş annem. Kazık gibi yapmış. Onu da göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da onun yana dik. Ayağın yana şöyle. Nereye? Buraya ayağın yana. Yukarı, yakın dibine, dibine. Ha, iki tane mi dikeceğiz bunu? He, iki tane. Bir de neden yıkılayım? Tamam, üstüne çekecek miyim? Yok yok, kendi çıkar. Bunu da ona dik, aşağısına. Bu kendi çıkıyor kızım, kırılıyor öyle, kırılıyor. Ha, tamam. Neye dikeceğim bunu? Burada var ya bak daha. Şuna dikeceğim. He. Hadi bunu sıkma, bunu sıkma. Ha? Hadi sıkma. Dalı kırılmasın. Onu nereye? Onu da buna yapacağım da yanağa geleceğim. Bak öğrendi. Ayağına bas, ayağın çık. Ne güzel mi soktun? Gözümün içine vurdum. Bak, bak silah. Acıdı mı şu? Ha. Ne kadar kaldırıp genci büyümüş ya kızım, baksana. Bakabilir ya mı? Bakıyorum ama ağrıyor. Bunu alma dur. Şunu al. Aşağı. Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi bütün çalıları diktim, bezelyenin çalılarını. İnşallah sağlıkla yemek de nasip olur. Ama çok yoruldum. Vallahi gözüme de bir dal vurduk İnci yenge. Gözümün tam içine. Vallahi İnci yengemler geldi de. Oy, şöyle işte arkadaşlar. Bir işi daha hallettik bakalım. Bir hayır duası da Fatma Hanım'dan geldi. Allah ne muradın varsa versin. Gübremizi attık, bezenemizin çalısını diktik. Amin. Ha, ne isterik Allah'tan? Amin. İnşallah bundan, sağlıkla yiyelim inşallah. İnşallah bundan iyisi, can sağlığından iyisi başka bir şey olamaz. Aynen öyle. Çok şükür. Ama yordu yani beni arkadaşlar. Hem şuraları gübreledi annem. Ben gübreyi taşıdım biliyorsunuz. Şuranın da çalılarını hallettik. Ya şey oluyor böyle, hem yama hem de bezelyeye zarar vermemek gerekiyor ya. Çizmemi mi yıkayayım? İçine hep toprak girdi anne. Baksana sen. Haydi bakalım şunu bir halledelim. Abi. Baban dedim ki aşağı döktüm dedim. Buraya döktüm. Bilemiyor kadar. Kafası çarptı. Ay, eğilince belim ağrıyor. Ağrı var mı? Benim ayaklarım pis olmadı. Gördün mü? Seni indirdim bu çamurlu yere. Akıllı karısın diye boşuna demiyorum sana ben. Herkes diye öyle, sen çok akıllısın. Çocuk yaşımdan beri. Tekcim, baban oğlu sen olsaydın diyorlardı bana. He. He. Ben babam çok çalışıyorum. Bu ne yapıyorlar? He. Bak. Şimdi bunu arıyorlar abini. Erkek halini arıyorlar. He. Ama arıyorlar. Kılık değiştirdi. Kılık değişti. He. Abi Güz, abi Güz var ya, abi Güz, bunu vuracağım. Nasıl yüzü gülerek izliyor Kemal Sunal'ı? Arkadaşlarım, anneme poğaça yapıp dondurucusunu atacaktım. Geçen sefer Kur'an okuttuğunda artan poğaçaları dondurucuya atmıştım. Kızım çok güzel oldu, hemen çıkarıp ısıtıp yedik demişti. O yüzden bir de şöyle bir poğaça yapayım istiyorum anneme. Birazı yenir, birazı şey olur. Dolaba atılır. Şöyle şunu da bir ölçeyim bakayım. Hah, tam geldi.
Tamam, mayayı da sıcak suda erittim arkadaşlar. Şöyle ılık sütümü de alıyorum. Güzel bir poğaça yoğuralım bakalım. Yağımı da ekleyeceğim. Sonra yoğurmaya başlayacağım. Yumurta falan. Bütün malzemelerini bir hazırlayayım. Güzel bir hamur elde edelim bakalım. Şöyle hamuru yoğurdum arkadaşlarım. Poğaça hamurumuz hazır. Hemen çelik tencerenin kapağını şöyle kapatıyorum. Üstüne de sofra bezini kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Bu mayalansın. Ben de diğer işleri bir halletmeye çalışayım bakalım. Dursun böyle. Annem arkasını çıkarmış. Şöyle sobaya yaklaştırayım. Mayalansın. Arkadaşlarım, yatağımı kaldırdım. Babamın yatağını toparladım. Kırlentleri falan, katlanacakları falan katladım. Annem şimdi sobanın malzemesini alıyor. Sobayı dolduralım da ondan sonra süpür kızım dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi o şeyi alacak gelecek işte. Odunları alacak gelecek. Şöyle bırakayım şunları. Ablamdan getirdiğimiz menekşe, Afrika menekşesi. İnşallah köklenecek. Sonrasında da köklenince suya dikilecek. Şimdi ben ne yapıyorum? Arkadaşlar, ben de anneme konsolumu göndermiştim biliyorsunuz. Şu konsolun şurasını döktüm. Defne yaprağı koymuş bakın. Defne koymuş bakliyatlar güvelenmesin diye. Bulguru falan vardı. Dün aldığımız marketten yaptığımız alışverişleri de daha yerleştiremedim. Burada duruyordu. Onları hemen şuraya yerleştireceğim. Bir de annem nergislerini konserve kavanozuna koyuyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz videoları izleyenler. İki tane de vazo getirdim anneme gelirken. Vazoya koysun daha böyle şık güzel görünsün diye. Getirdim öyle anacığıma, inşallah sağlıkla kullanır. Şimdi şurayı bir düzenleyeceğim. Şu bakliyatları falan oraya koyacağım arkadaşlar. Bir tozunu alayım. Bir bakayım şu poşetlerinde falan neler var. Anacığım yetiştiremedikçe, yapamadıkça tıkıştırıyor. Ben de öyle yapıyorum video işlerinden kendi evimde. Elime geçeni koyuyorum. Sonra toparlamak da bir türlü nasip olmuyor gibi oluyor. Her neyse, şurayı bir halledeyim bakalım. Mutfaktaki malzemelerini de aldım arkadaşlarım, getirdim. Şöyle bir kuru fasulyesi varmış annemin. Şu şekeri şöyle alayım. İki paket daha arpa şehriyesi. Annem şehriye çorbasını çok yapar, sever. Burada en azından görür. Hani neyi yapıp neyi yapmayacağını, neyi olup olmadığını. Hem de serin burası, güvenlenme gibi bir şey de olmaz. Şöyle pirinci de var. Ondan sonra şunu getirdim, buzdolabı poşetini. Bulguru koyacağım içine. Nerede bulguru? Ha şurada. Şöyle çuvalda bulguru var da onu da hemen buna dökeceğim. Ondan sonra onu da yerleştireceğim öyle. Dışarının işlerinden evin işine pek vakit ayıramadım. Arkadaşlar, dışarı işleri yoruyor insanı yani. Tamam, bulguru da böyle ortada olsun. En azından neyi var neyi yok yemek yaparken bunalmaz. Ununu da getirdim. Bunu şöyle alta koyacağım ama. Yukarıya koymayacağım. Başka bakayım. Tamam. Pirinci. Pirincini de şöyle koyalım. Tamam. Oldu. Ha, ne güzel oldu. Şurayı da bir alalım. Tuzunu. Makarnalar dökülmüş buraya. Büyük torbayla almışlar ya, içinden alırken dökülmüştür. Tamam. Şöyle bunu koydum. Buraya da şöyle su böreği tavasını koymuş. Mutfağa sığmayınca buraya koymuş arkadaşlar. Tamam. Yanına bir iki bir şeyler ekleriz belki. Kapakta sürtüyor ama olsun. Kedi kurtarmaya gidiyorum. Kavga ediyorlar arkadaşlarım. Ağaca mı çıktı, ne yaptı? Bir çığırış koptu. Pişt. Orduca bir şey söyleyeyim mi? Ağzın adamın çıktı. Gel yavrum, gel. Gitme yanına, gel. Orada kavga edecekler şimdi.
Ağaca çıkmıştı vallahi. Gördünüz. Orada kavga edecekler şimdi. Bilir misiniz ağzına davun çıktığı lafını? Orada da çok söylenir. Ha, kaçtı gitti Tayli yengemden oraya doğru. İyi bari. Ha, o da gidiyor peşinden. Neyse, haydi eve gidelim, işimize bakalım. Çok şükür bacağımız tütüyor. Allah'ım en gecinden söndürsün inşallah. En gecinden versin. Her kapı bir gün kapanacak arkadaşlarım. Er ya da geç. Kimi erken, kimi geç. Ama kapanmayan kapı yok. Sönmeyen ocak da yok. Geldik gideceğiz. Haydi bakalım. Ben işlere devam edeyim. Evdeki bütün market poşetlerini getirdim köye arkadaşlar. Çünkü o kadar çok lazım oluyor ki biz de hani her markete gitmemize bir poşet alıyoruz. Bu sefer gelirken hepsini topladım, getirdim. Annem de bir dua ediyor, bir dua ediyor. Yani hiç ummadığımız şeyler o kadar çok ihtiyaç oluyor ki köy yerinde. Gerçekten yani çöpe attığımız birçok şey köyde değerlendiriliyor. Annemin villada kovasını da ancak kurabildim. Şimdi bir süpüreceğim, arkasından da hızlıca alırım, silerim. Nereye gideceğim baba? Yatacağım ya. Yatacaksın mı? Ay süpürecektim ben baba. Azıcık 5 dakika müsaade etsen. Süpürecektim burayı. Süpür yine, ben yatarım ya. Tamam, sen yat, ben süpüreyim, çıkayım o zaman. Şey, yorganın içine gir, üşürsün. Üşümem ya. Üşürsün, üşürsün, hasta olursun baba, üşürsün öyle. Yatağın içine gir. O mindirleri al burada. Gir yatağın içine gir. Şapkanı da çıkar koy. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Geldi ya. Sabah erken kalktın ya. Ondan ha. Allah'tan kızmıyor böyle süpürge seslerine falan. Hemen alayım da rahatsız olmasın. Süpüre süpüre çıkmadan açtım arkadaşlar. Yani dış kapının oraya kadar gittim. Şöyle poğaçamın havlunu bir kontrol etmeye geldim. Mayalanmış. Beni bekliyor ama birazcık daha mayalansın. Çünkü mutfağı süpüreceğim. Sonrasında hemen şekillendiririz. Biraz da tepsi mayası yaparız. Ondan sonra pişiririz. Aklım süpürgede ya. Ay. Hadi devam edelim. Evet, şöyle poğaçalarımız fırına girmeye hazır. Fırınımı açtım. Alt üst ayarda 175 dereceye ısıtıyorum. Hemen fırına süreceğim bakalım güzel arkadaşlarım. Tepsi mayası yapamayacağım. Pişsin bakalım. Çok fazla bekletmek istemiyorum. Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi pancarlar, pazılar, maydanozlar, galdirikler, çiçekler toplandı. Yeliz bacınıza yol göründü artık arkadaşlarım. Hazırlıklarımı yapıyorum. Yollara düşeceğim ve gideceğim. Baba ocağımdan ayrılacağım bakalım. İnşallah sağlıkla gelmek, sağlıkla kavuşmak nasip olur tekrardan. Yeliz bacınız hazırlandı. Yeliz bacınız baba evine veda etmeye hazır. İnşallah Rabbim böyle yine bıraktığım gibi bulmayı nasip etsin. Şimdi haydi bismillah diyelim, yollara düşelim. Ben ilaçlarımı falan bir toparlayayım, tripodlarımı toparlayayım. Halam geldi dün. Ordu'ya, Samsun'da oturuyor işte. Arsızı sahiplenen halam. Onunla beraber Samsun'a kadar gideceğim. Oradan da Ali Beyciğim gelecek, alacak beni bakalım. Haydi düşelim yollara ve gidelim. Tekrar dua edeyim. Rabbim bıraktığım gibi bulmayı nasip etsin. İnşallah bir sonraki gelişimde yine inşallah diyelim. Geldik. Birçok işini yapmaya çalıştım. Halletmeye çalıştım. Yapabildiğim kadar yaptım. Yapamadığım kaldı. Annem şey diyor, kızım evin içindekileri ben yaparım, hani yapmaya çalışırım. Önemli olan tarlalarda diyor. Öyle evin içini yapar. Kuzinesini yakar,
işini gücünü yapar. Dışarıdaki işler daha çok yoruyordu tabii. Neyse ben bir toparlayayım şöyle. Tripodlarımı, ilaçlarımı, çantamı, bir şeyimi unuttum mu unutmadım mı bir bakayım. Ondan sonra yollara düşelim. Halam da yolda geliyor. Şöyle poğaçamı da bir göstereyim arkadaşlar. Mis gibi oldu. Ay elim yandı. Babam şimdi uyandı. Bana diyor ki çorabını mutfağa koydum. Kızım gidiyor mu diyor. Gidiyorum baba dedim. Sobamı yaksaydın diyor. Ya hangi kanalda oynuyorsun sen kızım? Hangi kanalda mı? YouTube'da baba. Hangi kanalda oynuyorsun sen kızım diyor. Yaktım sobasını. Isınsın. Gidiyorum ama siz bir de bana sorun. Gitmesen de olmuyor. Kalmasan da olmuyor. Her yeri yapmaya çalışıyoruz işte. Rabbim sağlık versin de yine gelelim, yine gidelim. Rabbim sağlıkla buluştursun. Muslukları açmadan hayırlısıyla bir gitseydim. Son bir göstereyim size manzaramızı. Babam gidiyorsun he diyor. Gitmeyeyim de ne yapayım baba. Çoluk çocuk bekliyor. Gene gelirim. Gitmeyeyim mi? Ne? Ne zaman gideceksin, ne zaman geleceksin? Niye baba bayramda gelirim daha önümüz Ramazan bayramı ya. Allah izin verirse. Bir ay sonra. He. 3 ay sonra geldim ya. En son gittiğimden sonra 3 ay sonra geldim ya. Olsun. Kızım git evvel git. Uşaklarım var. Elin oğlu var. Vereyim mi bir tane daha? He? Bir tane daha vereyim mi? Verirsen bir yer daha ver. Sıcak bilmiyorum. Sıcak. He sevdin. Şu büyüğü vereyim. Annem bunu buzdolabına koyacak. Canınız isteyince çıkarıp yiyeceksiniz tamam mı? Haydi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Bir şey diyor musunuz? İyi bakın birbirinize. Hadi iyi bakarız. Böyle kucaklaşırız daha. Böyle yaparız. İyi bakın ben de öpeyim annemi babamı. Ondan sonra gidelim bakalım. Hadi bakalım. Annem üzmoşum. Ay anne gelmiş. Anne gelmiş. Hani sarı çadı nerede? Annem. Dur. Tamam geçin siz hadi. Ve gördüğünüz gibi eve giriş yapıldı arkadaşlarım. Hemen şöyle bir gösterelim bakalım. Şöyle. Samanın içinde yumurtamız geldi arkadaşlarım. Köy yumurtası. En organiğinden. Gel. Gel annem. Gel cadı kızım benim. Beni karşılamadın ya sen. He? Ne kokuyormuş orada? Kediler mi kokuyormuş? Tavuklar mı kokuyormuş? Ne kokuyormuş? Sonra burada sütüm var, yoğurdum var arkadaşlarım. Soğanım var. Hemen bunları bir boşaltmam lazım. Ondan sonra şunları bir ayırayım. Annem öyle tıkıştırdı. Ocağı da yemeğin altını açtık. Yemekler de ısınıyor. Yemek yiyeceğiz. O zaman bana kolay gelsin. Hemen şunları bir halledeyim. Hemen şöyle bir çiçeklerime bakayım arkadaşlarım. Bakın. Ya buradan sürgün çıkarmış. Maşallah subhanallah. Hemen şöyle bir bakayım. Heh. Bu da şuradan patlatmış nihayet. Çok şükür. Çiçeklerime bir bakayım minnoşlarıma. Bunların sulanması lazım. Susuz kalmışlar biraz. Pliya da öyle. Ay taş gibi olmuş. Cansucuğum sulamadın mı bunları hiç? Taş gibi Pliya'nın şeyi toprağı. Şey buranın kombisi mi? Peteği mi açık? Hayır. Bunda pek bir gelişme olmamış. Çiçeklerini şey yapmamış. Böyle minik minik tomurcukları vardı. Büyütmemiş. Bu da taş gibi. Azıcık daha böyle Nisan Mayıs gelse de hep topraklarını değiştireceğim bunların. Hemen orkidelerimize bakalım.
Orkidelerimize bir bakalım. Bir kontrol edelim. Hoş buldum Ali Beyciğim. Hoş buldum. Ay maşallah subhanallah. Sesini kıssana. Bir bakalım, bir kontrol edelim. Bir kontrol edelim. Daha da böyle tomurcuklar bir uzamış. Bu açmış. Ali Bey bunları sulamış, bakmış. Bakın şu yeni açıyor. Bu ortadan yeni yaprak çıkarıyor diyordum. Küçük küçük çıkarıyor bu yaprağını. Niye ya Ali? Birdenbire en büyüğünü çıkarmaz dedim. Ama baksana bunu büyütmeden diğerini çıkarmış. Ben daha büyüğünü çıkaracak. Onun büyümesi o kadar. Telefonumun depolama alanı dolmuştu. Hemen birkaç video sildim böyle. Yer açtım. Bu da büyümüş. Bakın bunu Mikros'tan almıştım. Bu da ortasından yaprak çıkarıyor. Ali Beyciğim bakıyor bunlara. Bakın hep sulamış. Bunu da sulamış. Ne yaptın ben siz? Çiçek suladım. Elmanı da yedim. Hah. Deve tabanıma bir bakayım. Ya ben giderken bu böyle yeni yeni çıkıyordu. Bir haftada bayağı bir büyümüş o da. Maşallah. Starliçem de bir şey yapsa. Üzümü anlatsam ya. Neden? Saldırıyor mu? Üzüm? Saldırıyor musun yine? Aynen devam mı oğlum? Aynen devam mı oğlum yaramazlıklara? He annem. He annem. Aynen devam mı ya? Aynen devam mı ya? Aynen devam mı? Ben seni çok özledim ama. Annem. Çok özledim ben seni aşkım ya. Çok özledim bal çocuğum. Ha, lokumu böyle sevemiyoruz. Bu çocuğu sevebiliyoruz sadece. Ayağa bak. Ayağa bak. Anne. Anne seni yerim. Tüyüm am. Annesinin tüyü mü annesinin? Annesinin tüyü mü annesinin tüyü mü? Kişin annesi ağacına. Şu tipe bakın. Oo. Aha saldırıya uğradım. Saldırıya uğradım. Bir canavar tarafından saldırıya uğradım. Köyde horoz, burada üzüm. Annem. Annem. Yavrum, yavrum, yavrum. Anne benim pıtırcığım. Anneannen sana marul gönderdi. Yiyecek mi? Ha? Yiyecek mi? Marul mu yiyeceksin annem? Marul mu yiyeceğim? Papatyam. Korktum ha. Sevmeye korkuyorum kız seni. Üzümü mıncırıyoruz mıncırıyoruz. Sana geldi mi? Cık. Allah'ım yarabbim. Yaramaz çocuk. Çok yaramazsın. Vallahi arkadaşlarım. Hemen çiçeklerimi sulayacağım. Minnoşlarım susuz kalmış. Sıcak gitti demek ki hava. Bilmiyorum. Ama susuz kaldıklarını görüyorum. Daha fazla susuz kalmasın. Birazcık sulayayım. Bunun ucundan da su o kadar çok ileriye doğru akıyor ki arkadaşlar. Bakın şimdi. Videomuz da uzadı da uzadı. Çok güzel uzadı. Kaç dakika olacak bilmiyorum. Şunları bir halledeyim. Bir nefes alsınlar. Bir soluklansınlar. Sonra güzel güzel büyüsünler. Şunları bir halledeyim bakalım arkadaşlarım. Kaşla göz arasında pliyamı hemen büyük bir saksıya alıverdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Altında da su var. İçinde kaseye oturtturdum. Sabaha kadar bu suyu çeksin bakalım. Şu yapraklar böyle bir kalkacaktır. Bakalım sabah nasıl olacak. Çiçekleri sulama işini de bitirdiysem... Lokum Hanım da burada yatıyorsa artık uyku saati gelmiştir arkadaşlarım. Çay bu akşam ne Talih yengemlerde ne anamın babamın yanında baba ocağımda. Çayım nerede bu akşam? Bardakta. Ali Bey'in yanında. Kendi evimde yuvamda. Ali Bey çayını içti bitirdi bile. Benim çayımı da doldurmuş. Şimdi sırada ben varım arkadaşlar. Şöyle çay keyfi yapacağım. Videomuzun kapanışını yapar mısın? Ben çok yorgunum. İyi akşamlar arkadaşlar mı diyeyim? Ne istiyorsan onu söyle. Ramazan başlıyor. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Sabrınız mübarek olsun. İnşallah. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Amin amin. Dur Allah geliyorum yanına dur. Kabul eylesin. Amin amin. Evet tıngır tıngır. Vallahi heyecanlandım herhalde çayı getirirken. Tıngır tıngır tıngırdadı. Evet Ramazanımız hayırlı olsun. Rabbim bayrama da eriştirsin. Seneye de eriştirsin. Eksilmeden sevdiklerimizin acısını görmeden inşallah. Rabbim, eseniz bereketli olsun. Rabbim seneye de kavuşmayı nasip eylesin hayırlısıyla. Amin. İnşallah. Amin. Gözlerimi açamıyorum desem yalan olmaz arkadaşlarım. Bugün bayağı bir yoruldum çünkü. Gübreyi yukarıya taşı, annemle dolandık. O bezelyelerin çalılarını diktim. Ne işler yaptım, ne işler yaptım. Hiç sorma ne işler yaptım, ne işler.
köyün bütün işini hallettim diyebilirim neredeyse. Daha yapılacak çok iş var. Annem diyor kızım bunu yapacağım, bunu yapacağım. Babamın kazdığı yere bir şeyler mısır ekecekmiş, bir şeyler yapacakmış. Bakalım. Ali Bey beni götürür bırakır. Ben de annemle kazma kazarım. Neyse bakalım. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum güzel arkadaşlarım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum eğer abone olmadan izliyorsanız. Ve buralarda olmaktan, videomu izlemekten mutluysanız tabii ki arkadaşlarım. Zorla kimse kimseye hiçbir şey yapamaz, yaptıramaz. O yüzden bekliyorum eğer severek izliyorsanız ve desteklemek istiyorsanız. Kendinize çok çok iyi bakın. Ramazanımız hayırlı olsun. Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım.